Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıda yenilebilecek yöresel pratik bir tarifim var. Turşu kızartması tarifi vereceğim. Mısır unuyla fasulyelerimizi alt üst çevirip kızartacağımız bir tariften bahsediyorum şimdi. Çok pratik, çayın yanında çok lezzetli, sabah kahvaltılarına uygun bir tarif. İstediğiniz kadar fasulyeyi böyle eğer tuzu fazlaysa sıcak suya basıp 1-2 saat bekletin. Tuzunun çıktığını anlayıp anlamak için şöyle bir parça alıp yiyin. Bakın arkadaşlar, istediğiniz uygun lezzetteyse artık tuzu ne kadar sevdiğinize bağlı. Ona göre suda tutma miktarını kendiniz ayarlarsınız. Daha sonra böyle bunları şu şekilde kırıyorum. Varsa kenarlarını şöyle ayıklayın. Onlar gelmesin yerken. Bu şekilde bunları küçük küçük böyle doğruyorum. Sonra süzüp mısır ununa bulayıp kızartacağım. Güzelce doğradım fasulyelerimi. Eğer sizin fasulyeniz de çok aşırı tuzluysa bu şekilde küçük küçük doğrayarak da sıcak suda 1-2 saat bekletirseniz doğrandıktan sonra tuzunu daha çabuk atar. Daha iyi olur. Benimkisi çok tuzlu olmadığı için ben öyle kırmadan tuza koydum. Çok tuzlu olanlar bu şekilde kırıp sıcak suya basarsa tuzundan daha çabuk arındırılır. Şimdi mısır unum var burada. Kırdığım fasulyelerimi tepsime şöyle rahatça karıştırabileceğim tepsime göz kararı mısır unu alıp şöyle güzelce buğulayacağım arkadaşlar. Bu genelde Karadeniz yöresinde yapılan bir yemek. Ben de çok severim. Bunu bu şekilde bol soğanla da kavurup sabah kahvaltılarında yapıyoruz. Her tarafına güzelce yedireceğiz fasulyelerimizi. Daha sonra hamsi tavasında kızartacağız. Yani teflon tava olması gerekiyor kızartmak için. Onda daha rahat oluyor. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Tavamın altını yakıyorum. Şöyle yarım yarım çay bardağı. Gerisini bırakıyorum. Tekrar arkasını çevirdiğimde şu kadar bırakıyorum. Çok az. Arkasını çevirdiğinde dökeceğim. Gerekirse o da. Yani tavanın dibine şöyle rahat yağlayabileceğiniz kadar yağ olsun. Şimdi fasulyelerimi güzelce bastıracağım. Bu şekilde. Eğer fasulyeleriniz sertse kaynar suda bekletin. Biraz yumuşak olması daha lezzet veriyor çünkü. Benimkiler biraz sertti. Diri diriydi. Kaynar suya bastım. Birkaç saat beklettim. Şimdi tepsimde kalan unumu da şöyle dağıtacağım. Şimdi altını kısıp kapağını kapatıyorum. Şimdi bakacağım, çevireceğim. Bu şekilde.
Mısır unu yağ çektiği için şöyle tekrardan gezdiriyorum. Tekrar kapatıyorum. Aynı şekilde altının da kızartması için kısık ateşte kızarmaya bırakıyorum şimdi tekrar. Şu anda iki tarafını da güzelce kızarttım. Tabağıma çevirdim. Çayımı da demledim. Hazır. Videolarımın devamı için Pembe Mutfak Aslı'ya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.